Merhaba, Adi Berlicepe TV adına bir röportaj yapıyoruz bugün. Özgür Tüçan, Yunanistan Özgür Tüçan zaten az bir öz Polat konuşabiliriz. Bugün mahkeme başlıyorduk. 11 devrimci Türkiye'li mahkeme dava açtılar. O zaman biraz bu durumu konuşacağız. Biz bugün eylem yaptık orada. Eylem çok kalabalık, dayanışma çok iyi, çok büyük. Yunan hareketi de var, halklar var, Türkiye'li insanlarımız var. O zaman bu durumu birlikte Şadi abi konuşacağız. Merhaba Şadi abi, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün sizin mahkeme başladık. Sen bu durumu içinde odada anlatabilir misin bize? Evet, bugün mahkememiz başladı. Daha ilk duruşmada sorun yaşamaya başladık. Bugün Korydallos Hapishanesi'nde mahkemeye gitmek için aşağıya indik. Polis arabası bizi mahkemeye götürecek polislerin olduğu yerde. Polis araması sırasında mahkemede açıklama yapmak için hazırladığımız dövizler ve pankartımız engellenmeye çalışıldı. Yani döviz ve pankartları mahkemeye götüremeyeceğimiz söylendi. Kalemleri üzerimizde mahkemeye taşımamız engelleniyor. Ama özellikle mahkemede açıklama yapmak için hazırladığımız dövizler ve pankartlarımıza engel oldukları için mahkemeye katılamadık. Bu savunma hakkımıza yönelik bir saldırıdır. Biz adli bir davadan yargılanmıyoruz. Politik tutsaklarız. Devrimci bir davadan yargılanıyoruz. Devrimciler olarak yargılanıyoruz. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerle ilgili mahkemelerde açıklama yapma hakkımız var. Kendi durumumuza ilişkin mahkemelerde açıklama yapma hakkımız var. Bu hakkımızla saldırı olarak görüyoruz bunu. Bu nedenle de mahkemeye pankartlarımız ve dövizlerimizle katılmakta ısrar ettik. Bunu kabul etmedikleri için kabul etmediler ve bizi mahkemeye döviz ve pankartlarımızla götürmediler. Sadece erkekler bölümünde ben mahkemeye durumu açıklamak için katılmaya gittim. Mahkemede, mahkeme salonunda durumu hem avukatlarımıza hem de mahkeme heyetine anlattık. Fakat ilk başta mahkeme heyetinin de tavrı, hayır pankartlar ve dövizlerle buraya gelinemez şeklinde oldu. Avukatlarımızın ve bizim ısrarımız üzerine mahkeme durumu değerlendirmek için içeriye gitti. Ara verdi mahkemeye. Tekrar geldiklerinde yine mahkeme salonuna pankartımız ve dövizimizle gidemeyeceğimizi söylediler. Bu durumda mahkemede ifade vermeyi kabul etmedik. Ne kimlik bildiriminden sonra mahkemede mahkeme heyetinin hiçbir sorduğu soruya cevap vermedik. Avukatlarımızı sordular, avukatlarınız var mı diye. O soru dahil hiçbir sorularına cevap vermeyeceğimizi, tüm arkadaşlarımızın mahkemeye katılmasıyla mahkemenin başlayabileceğini ve sürebileceğini söyledik. Pankart ve dövizlerimizin engellenmesinin savunma hakkımıza yönelik bir saldırı olduğunu, nasıl mahkemeye katılacağımıza polisin karar veremeyeceğini söyledik. Mahkemenin bu sorunu çözmesini ve mahkemelere katılmak istediğimizi, mahkemelere katılmama gibi bir tavrımızın olmadığını söyledik. Ama savunma hakkımız engellenmeyecek şekilde mahkemeye katılacağımızı söyledik. Bunun üzerine mahkeme önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 9.30'a ertelendi. Bu sorun önümüzdeki haftaya kadar aşılabilirse mahkemeye katılacağız. Ama özellikle dinleyicilerimize şunu söylemek istiyoruz. Yani daha mahkemenin başında savunma hakkımıza yönelik bir saldırı var. Biz bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Savunma hakkımızın tam olarak tanınmasını ve savunma hakkımızı yapmak istiyoruz. Yunanistan'daki tüm duyarlı, devrimci, demokrat insanları da bu saldırıları gelip püskürtebilmek için mahkememize katılmaya ve bize destek olmaya, güç vermeye çağırıyoruz. Ve röportaj için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz röportaj için, anlatmak için. O zaman çarşamba günü 7 Temmuz'da oradayız, mahkemedeyiz. Tüm halklarımız çağırıyoruz. Görüşürüz o zaman. Tekrar teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Tekrar ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.